Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Kıymetli seyircilerimiz ve kıymetli dinleyicilerimiz hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Yeni bir haftada yeni bir İslam'ın ışığında günümüz meseleleri el, programıyla sizlerle birlikteyiz. Cenab-ı Hak haftamızı, haftanızı hayırlı, mübarek eylesin. Rabbim vatanımızı ve milletimizi her türlü beladan, musibetten muhafaza eylesin. Efendim dün Taksim'de yapılan saldırıda şehit olan vatandaşlarımıza rahmet eylesin yaralılarımıza acil şifalar ihsan eylesin ve bu cennet vatanda gözü olan tüm hainlere Cenab-ı Hak fırsat vermesin, onları kahru perişan eylesin. Efendim bir saat boyunca sizlerle birlikte olacağız. Aklınıza takılan merak ettiğiniz soruları Doktor Hüseyin Kayapınar hocam yayın esnasında cevaplandıracak. Kıymetli hocama sormamı istediğiniz soruları 0552 915 8242 numaralı çağrı hattımızı arayarak ya da sesli videolu normal mesaj atarak bizlere ilete, iletebilirsiniz. Aynı zamanda sosyal medya hesaplarınızdan Wow TV resmi Instagram, Facebook, Twitter adreslerimize mesaj atarak da sorularınızı bizlere ulaştırma imkanınız mevcut. Ben sözü daha fazla uzatmadan çok kıymetli hocama döneyim. Hocam hoş geldiniz. Safalar getirdiniz. Sağ olun. Sağ olun. Nasılsınız? Çok şükür, Allah bundan geri koymasın. Allah Milletimize ve dirlik, güzellik versin inşallah. Amin hocam. Senin başta yaptığın dualar oldu. İşlerinlikle amin diyorum ben de. Allah razı olsun hocam. Allah rahmet eylesin vefat eden kardeşlerimize. Amin hocam. Hastalara şifa, vefat edenlerin yakınlarına da Allah'tan sabır diliyorum, baş sağlığı diliyorum. Amin hocam. Düşmanımız çok hocam. Rabbim birliğimizi, dirliğimizi bozmak isteyenlere fırsat vermiş. Şimdi bir var şey var. El küfrü milletün vahidetün diye. Yani e, Küfür tek millettir. Evet. Yani Müslümanlara karşı hepsi birden birlik olabiliyor oluyorlar, olabiliyorlar. Ona göre Müslümanlar davranmalılar, ona göre tedbirlerini almalılar, ona göre dayanışmalılar. Ona göre kardeşlik bilincini, şuurunu geliştirmelerler. Ama maalesef bir de Müslümanların arasına tefrika, işte mezhepti, ırktı, bilmem şuydu buydu tefrikaları çıkartıyorlar. Hem içeriden hem dışarıdan düşmanlar üzerimize üşüşmüş durumda. Evet. Allah hepimize inşallah kolaylık versin milletimize. Amin hocam. Seyircilerimizin soruları var. Bismillah diyerek ilk sorumuza başlayayım hocam. Amasya'dan Ahmet Bey demiş ki, bir zaman Fransa'da içinde alkol var diye kola yasaklanmıştı. Bu durumda şu anki kolalar sakıncalı mıdır? Bir de okullarda öğretmenler elektrik kullanarak çay içiyor. Caiz midir? Son sorumda satranç oynamanın hükmü nedir? Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi bu kolanın içinde alkol ne kadar var onun oranını ben bilmiyorum. Evet. Dolayısıyla doğrudan kolay hedef alarak bu caizdir veya değildir demem doğru olmaz. Bizim bir genel kriterimiz var. Nedir o? Sarhoşluk verici olan içkiler haramdır. Yani içeni sarhoş eden içkiler haramdır. Adı ne olursa olsun. Evet. Peki bunun ne kadar sarhoş ederse, ne kadar sarhoş edersiz şeyine gelince e, çoğu sarhoş edenin azı da haramdır, azı da hamirdir diyor Peygamber Efendimiz. Yani ma eskere ruhu fe luhu hamrun. Çoğu sarhoş edenin azı da e, şarap hükmündedir, haramdır. E, dolayısıyla bu herhangi bir içeceği, bu meyve suyu olabilir, işte gazlı içecek olabilir, bir başkası olabilir. İnsan çok içtiği zaman sarhoş oluyorsa eğer, onun azını da içemez. Azını da içmesi caiz değildir. Yani olaya evet. bu şekilde bakacağız. Yani ben e, sorunun sorulduğu o Fransa'da alkol var diye yasaklamışlar. Acaba her tarafta aynısı mı var? Hep aynı şey devam ediyor mu? Onları falan bilmediğim için biz genel ilkeyi konuşuyoruz. Genel ilkeyi söylüyoruz. Yani şarap, şey affedersiniz, sarhoş eden her türlü içecek adı ne olursa olsun ama İster gazoz olsun, ister meyve suyu olsun, ister kola olsun, ister kefir olsun, ister boza olsun, ister efendim e, kımız olsun, ne olursa olsun. Evet. İsterse şarap olsun. Burada bizim ölçümüz sarhoş edip etmemesi. Ediyorsa haramdır, değilse haram değildir. Bir de şu var, o bilgiyi de paylaşmam lazım. E, Türkiye'deki e, bu gazlı içeceklere e, bir e, fermante etmesi için galiba binde iki oranında, yani bin... E, grama, bir kiloya iki gram kadar bir etil alkol karıştırılıyormuş. Hı hı. Ama e, ve bu kadarı şey hoş görülüyor. Yani bu sa şeyde Sağlık ba veya Tarım Bakanlığı artık orayla hangi bakan ilgileniyorsa onların koyduğu ölçü daha düşüymüş daha azıymış. E, bu kadar içinde alkol olan sarhoş edici olmadığı için e, ona evet bu caiz değildir diyen hocalarımız da var onu da söyleyeyim ama Çoğunluk ki diyanetin kanatı da o istikamette bildiğim kadarıyla değişmediyse o zarar vermiyor. Yani binde iki orandaki etil alkol zarar vermiyor. Niye? Çünkü o bir tonluk diyelim bir şeyin içerisinde o kadar bir evet. alkol giriyor ve hiçbir şekilde sarhoş etmiyor. İkincisi öğretmenlerin okulda elektrik kullanarak çay, çay demlemesi. Ya bu insanlar eğer başka imkanları yoksa. Yani eğer e, kend, işte bir şeyler kantinleri, kafeleri, şu bu yoksa yani para vererek çay içebilecekleri bir ortamlarsa kendileri o şekilde çaylarını içmeliler. Mesela biz de memuriyette bulunduk bir sürü. Öğretmenlik de yaptık, idarecilikte yaptık. Ve hangi aşamada olursa olsun kendi çayımızın parasını verdik. Evet. Ha, yani en kötü ihtimalle ne yapıldı? İşte çay alındı, bilmem tüp alındı. Eskiden şimdiki gibi o kadar belki... Ee, şeyler falan yaygın değildi. Kettle'lar uçundan bunlar yaygın değildi. Ee, veyahut da işte kantinimiz vardı. Kantinden paramızla içtik çayımızı. Yani bunları yaptık. Ama yok böyle bir imkan yok. Ee, bu insanlar dinlenecekler. Ders arasında belki bir e, bardak çay içme onların efendim dişleşmesi nefesiyle olacak. Yorgunluklarını alacak. Uykularını önleyecek falan. Yani bunlar sonuçta öğretime iyi niyet, iyi durumda katkıda bulunan şeyler. Ama eğer bundan rahatsız ise öğretmen yani gönlü huzurlu değilse kendisi oraya bir katkıda bulunur. Yani mümkünse kendi okuluna bir şeyine değilse devletin bir kurumuna katkıda bulunur. O şekilde rahatlar. Üçünüm. Son olarak da satranç oynamanın hükmü. Şimdi bizim fıkıhta satranç ve nerede şiirin diye iki tabir geçer. Ve bu mekruh kabul edilir Evet. Ee, Hanefilere göre. Mekruh oluşunun sebebi de boş vakit geçirmedir. E, tabii bu eğer karşılıklı bir menfaat ortaya konarak yani kumar cinsinden bir şey olursa haram zaten. Yani sen beni yenersen ben sana şu kadar vereceğim, sen beni yenersen şu kadar. O caiz olmaz zaten. Ha. İki, yani öyle bir dalıyorsun ki namazı falan unutuyorsun. E, bu da caiz değil. Ama öyle değil de işte şey namaz zamanı değil, izin uçunda para pul yok. O zaman mahsur ne oluyor? Boş vakit geçirme, lav dediğimiz. Hanefiler buna böyle bakmışlar ve bu zamanda mekruh olur demişler. Şafii mezhebinde satranç zihin aşıcı bir oyun olarak algılanmış ve onlar mekruh olmadığını söylemişler Şafiler. Peki, Mersin'den Yalçın Bey demiş ki, hocama sorum şu. Vefat ettikten sonra ahiret hayatında kişinin dünyadaki karakteri yani insani karakteristik özellikleri aynı şekilde olacak mı? Yani diyelim ki çok asabi bir kişi ahiret hayatında da o insan asabi olacak mı? Hiç bilemem. Hiç bilemem çünkü bu konularla ilgili olarak yani böyle bir meseleyle ilgili olarak ne Kur'an'da ne hadiste herhangi bir kayıt yok. Onlarda evet. olmayan bir şeyi gayb alemiyle ilgili olan, onlarda olmayan bir şeyi insanların kendi kafalarından bir e, bilgi üreterek cevaplaması mümkün değil. Cennetlikse zaten orada hiçbir huzursuzluk verecek hiçbir şey olmayacak. Ne kendisine ne çevresine. E, cehennemlikse cehenneme gittiği zaman orada zaten kendi derdine düşecek. Kimseyle Hı. ilgilenecek hali kalmayacak. Saadettin Bey demiş ki çok zaman önce bir arkadaşıma 6 bin lira borç verdim o parayı o günkü dolar kurundan hesaplayıp kaydetmiş. Şimdi o miktar 14 bin lira ediyormuş. Bana olan borcunu 14.000 lira olarak geri ödemek istiyor. Alacağım fazla para faiz midir yoksa paranın değeri budur diyerek alabilir miyim? Şimdi başta anlaşma yapmamışlar. Yani ben sana 6.000 bin lira veririm. Efendim o 6.000 bin liranın şimdiki dolar değeri şu. Evet. Dolayısıyla ileride de ben 6 bin liranın karşılığı dolar neyse onu isterim şeklinde bir anlaşma yapılmamış. Ama borç almalarda ve borç ödemelerde esas kural şudur. Ne aldıysan onun mislini verirsin. Borç olarak ne aldıysan onun mislini verirsin. Evet. 10 gram altın aldıysan 10 gram altın ödersin. 100 kilo buğday aldıysan 100 kilo buğday ödersin. Efendim, 5 bin lira aldıysan 5 bin lira ödersin. 500 dolar aldıysan 500 dolar ödersin. Asıl olan bu. Evet. Ha, dolayısıyla e, bu bazı e, TL'yi dolara veya altına endeksleyerek borç verme söz konusu oluyor. Ben buna sıcak bakmıyorum. yani bu, bu, Uygun bulmuyorum ben. E, ama burada farklı bir durum var. E, borç verirken şart koşulmamış. Ha, borcu alan kendisi hesaplamış. Evet, yani o günkü dolar kurundan kendisi, hesaplayıp kendisi, kaydetmiş. Kendisi hesaplamış. Ve öderken de alacaklı herhangi bir talepte bulunmadan borçlu, demiş ki senin bana verdiğin paranın bugünkü reel değeri bu, 14 bin lira ödemiş. Bu tamamen kendi rızasıyla, kendi isteğiyle olduğu için bunun sakıncası olmaz. Yani şöyle diyeyim, bir kimse borcunu öderken, e, aldığından çok fazlasını geri verebilir şart koşulmamak kaydıyla. Yani evet. ben diyelim ki sana senden 10 bin lira borç aldım. Bir sene sonra istersem 15 bin lira olarak veririm şart koşmamışsa eğer hmm. Borç, hmm. Olma, e, şart, şart koşmamış olmamız kaydıyla ve bunun bir sakıncası olmaz. Hatta şöyle bir olay var. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir ödünç işte borç almış bir Yahudi'den ve o borcu öderken zin ve zit. Tart ve fazlasıyla ver hmm. demiş tart. Ne kadar aldıysak fazlasıyla ver demiş. Evet. Yani bunun bir sakıncası olmaz. Ee, burada bu anlatılan şekliyle caizdir. Bu bir hassasiyet meselesi hocam. Hassasiyet, hakşinaslık, hak adalet. Yani evet. şimdi maalesef günümüzde tabii eskiden paralar e, şeydi, e, değeri düşmeyendi yani Zaten Dilha, para dirhem, ona endeksliydi. Mesela Osmanlı yani son zamanlarında e, o baknot çıkartıldığı zaman. Mesela evet. 50 lira 50 şey. Akçe. 50 e, akçe değil de e, 50 altına. Hmm. 50 miskal altına dinar. diyelim. Dinar. Ona endeksli olarak çıkartılmış. Yani 1 lira 1 altına. Ama şimdi bu tabii sonraları bunlar tamamen geçti unutuldu. Şimdi paralar ne altına endeksleniyor ne başka bir şeye. E i̇htiyaç halinde devlet para basıyor. E ondan sonra tabii enflasyon şu bu para değer kaybediyor. Dolayısıyla borçları öderken adil davranmamız gerekiyorsa ödediğimiz günkü o paranın reel değerini. Ki reel değerini de biz e, ölçüsü nasıl hesaplıyoruz? Enflasyon farkına göre hesaplıyoruz. Böyle ödemeli. Yani evet. Borçlu zaten kendi dileği isteğiyle fazladan verdiği zaman hiçbir sakınca yok. Peki. Kübra Hanım demiş ki Elif ismini çocuğa vermenin sakıncası var mı? Sare ismini vermek uygun değil diyorlar. Aslı Sara olduğu için doğruluğu nedir? Şimdi bunun ikisinde de bir şey yok. Sakınca. Sakınca yok yani hem Sare hem de şeyde Elif'te sakınca yok. E bu Sara ile Sare'nin alakası yok. Yani sara hastalığı, epilepsi hastalığı herhalde oradan böyle evet. bir şey aklına gelmiş. Sara ise e, Hazreti İbrahim'in yaşının ismi. Dolayısıyla evet. bu isimlerde hiçbir sakınca yok. Ne Elif'te var sakınca ne de Sare'de. İstanbul'dan Berna Berberoğlu diye bir seyircimiz demiş ki, hocam torunum olacak Allah'ın izniyle. Akika kurbanını yeni doğan bebeğimiz için ne zaman kesmeliyiz ve bu kurbanın etinden bebeğin ailesi de yiyebilir mi? Genelde bir haftalık olduğu zaman işte çocuğun saçı kesiliyor, ismi konuluyor, akika kesiliyor. Yani bir hafta olduğu zaman kesebilir. Ama bir hafta sonra kesememiş de daha sonraya kalmış. E yine bunu kesmesine engel bir durum yok. Ama genelde ölçü olarak bir hafta kullanılır. Akika kurbanlık etinden kurban sahipleri de yiyebilir. Yani bu kurban sahiplerinin yiyemeyeceği adak kurbanlarıdır. ve onun dışındakileri yiyebilir. Ee, bu akika kurbanı yemesinde bir sakınca yok yani. Kadriye Hanım demiş ki, Mes'in derisi ufak bir şekilde delindiğinde abdest geçerli olur mu? Bir de yatarak tespihat çekebilir miyiz? Şimdi ayağın küçük parmağı ile üç parmağın gireceği kadar bir yırtık delik mesleki mesle mani. Evet. Şimdi şu elimizin küçük parmağı, bir de ayağımızın evet. küçük parmağı var. Evet, ayağımızın serçe parmağı. Ayağımızın serçe parmağı, serçe parmak kadar kısmı. Hmm. Eğer o kadar çok olursa, o, o kadar yırtık veya ondan daha büyük yırtık olursa bu mes üzerine mes etmeye mani. <laughs> ama bir tane serçe parmağının gireceği kadarsa. Yok, o o mani değil. Ee, burada ufak bir delik diyor. Ne kadar ufaklığını bilemiyoruz evet. ama ölçü bu yani. O e, e, ayağın serçe parmak ile üç parmak kadar girebilecek bir delik, yırtık varsa mesle bu mese mani. Ama evet. bundan daha küçüğü mese mani değil. Öteki, Peki bir de yatarak e, çekebilir. çekilebilir. Çekilebilir. Ee, yani Yattığı yerden kişi okuyabilir de, duada edebilir. Peygamber Efendimiz bunu okumuştur yattığı yerden. Üzerine sürmüştür. Bu Çekebilir. Peki hocam bir sesli sorumuz varmış. Efendim hep birlikte sesli sorumuzu dinliyoruz. Maaşını promosyon nedeniyle başka bir bankaya taşıması caiz midir? Teşekkür ederim. Hayırlı yayınlar. Evet hocam, bir emeklinin maaşını promosyon nedeniyle başka bir bankaya taşıması caizdir. Şimdi caiz hangi mi? bankadan hangi bankaya taşıyacak ona göre değişir. Yani bir defa biz faizli olan bir muameleyi veya bir faiz muamelesi yapan bankanın çalışma sarsını dine uygun bulmuyoruz biz bulmuyoruz derken yani faizli muameleyi dediğimiz yasak etmiş. Evet. Ha bir de faizsiz çalışan bankalar var. Katılım bankaları diyoruz. Ha şimdi ikisini yan yana koyduğumuz zaman bizim tercihimiz katılım bankası. Dolayısıyla yani gerek bağış alma işlemi gerek başka işlemlerde veya parasını korumak için yatırmasında şey katılım bankasını tercih ediyoruz biz. Eğer katılım bankasından faizli bankaya nakledecekse onu tavsiye etmem. Promosyon almak için. Ama bir ticari bankadan, yani faizli bankadan bir başka ticari bankaya taşırsa bunun hiçbir şeyi yok. Değişen bir hali yok. Yani ne sevaba girmiş olur ne günaha girmiş olur. Evet. Yani burada demek ki ölçümüz ne olacak? Şu anda aldığımız banka ile yani maaşını aldığımız banka ile taşımak istediğimiz banka aynı sistemle çalışan bankalar ise o zaman taşısın taşımasın. Hiçbir fark eden bir şey yok. Çünkü önceki neyse sonraki de o. Ama daha önce katılım bankasından maaş alıyor da daha çok efendim e, promosyon alayım diye bunu faizli bir bankaya taşıyorsa ya onu uygun bulmam. Peki hocam. Ben seyircilerimize ve dinleyicilerimize çağrı hattımızı hatırlatmada bulunayım. Efendim sizler de merak ettiğiniz aklınıza takılan soruları 0552 915 82 42 numaralı çağrı hattımızı arayarak ya da sesli videolu normal mesaj atarak sorularınızı bizlere iletebilirsiniz. Kıymetli hocam yayın esnasında sizden gelen soruları cevaplandıracak. Seyircilerimizden Cihat Bey demiş ki, Müslüman bir kimse kafir olsa Sonra tekrar Müslüman olsa günahları silinir mi? Şimdi e, tabii tabi bu biraz e, yani tam net cevap verilebilecek bir soru değil. Evet. E, ama şudur İslam kendinden öncekini siler genel hüküm budur. Yani bir kimse daha önce gayrimüslimken sonra Müslüman olduğu zaman Müslüman olursa Gayrimüslimken ki işlediği günahların, efendim yapmadığı ibadetlerin sorumluluğu olmayacak. Yani o Müslüman oluşu yeni bir sayfa açacak. Ama evet. adam daha önce Müslüman, sonra dinden çıkmış. Ha, şimdi dinden niye çıktı? Ben dinden çıkayım tekrar Müslüman olayım ve dolayısıyla daha önceki günahlarımı affettireyim düşüncesiyle çıktıysa hiç faydası olmaz. Hatta günaha girmiş olur. Evet. E, ama e, Kafası yatmamış, bir türlü anlayamamış, böyle bir kanaata varmış ve dini terk etmiş. Şimdi İslam nazarında, din nazarında bu hükmen ölü sayılır bu adam. Hükmen ölü sayılır dinden çıkan kişi. Özellikle e, İslam ülkesini terk ettiyse dinden çıkıp da. Ha, sonra tekrar diyelim ki pişman oldu, düşündü. E, efendim dinin hak olduğunu, gerçek olduğunu fark etti, geri döndü. Şimdi burada e, önceki günahları tekrar geri gelir mi? Doğrusu Allah bilir ama inşallah Allah affeder diyelim. İnşallah. Makedonya'dan bir seyircimiz demiş ki hocam, İslam'da rabıta diye bir şey var mıdır? Varsa ne zaman yapılır? Şimdi rabıta ne e, fıkhın ne tefsirin konusu değil. Bir defa rabıta ne demek onu bir anlamaya çalışalım. Rabt etti demek bağladı demek. Evet. Rabita da bağlayan demek. Kelime manası. Peki bu rabıta dediğimiz işlemle, uygulama ile bu kelimenin ne irtibatı var? Sanki rabıta müridin gönlünü <laughs> mürşide gönlüne bağlamak. Şimdi bu rabıta aşağı yukarı Hicri 4. asırdan evet. sonra yani <laughs> işte 1100-1200 senelerinden sonra e, yanlış hatırlamıyorsam e, bu sufilerin şeyine girmiş, uygulamasına girmiş. Ve o zamanlar sadece yani müritler şeyhlerinin yani mürşitlerinin siretini düşünmüşler, siretini. Yani şeklini değil de yüzünü değil de onun yaşama tarzını, hayat tarzını örnek alarak düşünerek gönüllerini ona bağlayarak ve onu dikkate alarak tefekkür ederek bu işi yapmışlar. Ama zamanla e, bu biraz hani şöyle derler hem siret hem suret rabıtaya da kullanılmaya başlanmış. Yani mürşidin hem şekli hem de gidişatı hayat tarzı. Ve mürşid tefekkür ederek veya zikir ederken sanki kendisini şeyhinin huzurundaymış gibi hissediyor ve ona göre bir samimiyet, bir ihlas peyda ediyor ve yine Allah'a, şeyi Allah'a, bu bir ibadet değil. Yani Rabıta bir ibadet değil. Onu bilelim önce. Evet. Dolayısıyla Rabıta İslam'ın bir parçası da değil. İbadet olsaydı, İslam'ın bir parçası olacaktı. İslam'ın parçası da değil. Ama bu tasavvufta mürşitle, müritlerin Mürşide daha böyle gönülden bağlanmaları... Efendim e, bu zikirlerinde... E, tesbihatlarında... Tefekkürlerinde... Daha samimi... Daha işten olmalarını temin... Gibi gerekçelerle... Yapılan bir şey. Peki bu insanı dinden çıkarır mı? E sen eğer mürşidine ibadet ediyorsan... Elbette çıkarır ama... E, bunu bilenler kesinlikle mürşide ibadet etmezler. E, ve... Kendi mürşidi de kendileriyle Allah arasında bir vasıta olarak görmezler. Ama evet ben ibadetimi mürşide arz edeyim. Mürşit de Allah'a arz etsin şeklinde bir inanç dinden çıkarır. Dinden çıkarır. Hatta bazı e, tasavvuf büyükleri e, halifelerine görev verirken şunu yaparlarmış. Herkese rabıtayı tavsiye etmeyin bunu beceremeyenler, hmm. rabıta yapacağım derken dinden çıkacak tavırlara girenler olabilir. Ehil olana rabıtayı verin derlermiş. Evet. Ve bu kayıtlarda yani bu konuyla ilgili mesela makaleler var işte e, ve maddeleri var filan. Buralarda kaydedildiğine göre bu 10. E, 10. asır değil 20. asırdan önce 19. 20. asırdan önce pek buna karşı çıkanlar olmamış. Daha sonra bu karşı çıkmalar başlamış. Ama daha çok bu Nakşibendi tarikatında yaygın bir evet. uygulama. Tabii Nakşibendi tarikatının farklı kollar var. İşte Halidiler var, Memleler var. Orada yaygın. Yani şöyle toparlayalım. Ee, rabıta müridin gönlünü, zihnini mürşide bağlaması, mürşidini sevmesi. Tabii bu önemli. Yani mesela biz peygamberi sevmekle, Allah'ı sevmekle memuruz değil mi? Evet. Bu tasavvufta bir de mürşidi sevmek var. Ama mürşidi sevmek varken peygamberi atlamak anlamında değil. Mürşidi de sever, peygamberi de sever ve onu düşündüğü zaman daha çok bu sevgi gelişiyor ve onu çok sevdiği zaman ona itaat artıyor ve itaat arttığına göre de daha o nefis terbiyesi efendim şey teskiye daha çok gerçekleşmiş oluyor. Yani burada önemli olan şu. Rabıtayı yapan kişinin uygulama tarzı. Eğer anlattığım şekilde olursa buna bir şey diyen çıkmıyor. Yani bu olmaz demiyor ama şu cahilliklerde bulunursa insanlar. Hani ben mürşidimi göz önüne alayım, ibadetimi ona yönelik yapayım. O da Allah'a arz eder haşa. Bu o zaman tehlikeli. La rahbaniyete fil İslam. İslam'da ruhbanlık yok. Kul ile Allah arasına hiç kimse girmez, giremez. Peki mürşit ne yapar? Müridini eğitir, Müridin daha iyi daha iyi Müslümanlığı yaşaması için e, yol, gösterir. yol gösterir ve mürit de ona güveninden dolayı onun gösterdiği yola gider. Peki hocam. Başka bir demiş ki hocam çalıştığımız zamanlarda farzdan hemen sonra elimizi yüzümüze sürüp işe devam ediyoruz. Sıkıntı olur mu? Tesbihata giremiyoruz. E şimdi eğer imkan buluyorsa e, çalışırken de tesbihatını yapar eğer imkan buluyorsa. Evet. Ha, yok bulamıyorsa e, tesbihatı iş için terk ediyor ve bu bir sakınca oluşturmaz. Yani şöyle diyelim, ben bir başkasının işinde çalışıyorsam, ha, farz namazı kılmak için onun bana izin vermek mecburiyeti var işverenin. Eğer bu izni vermese bile ben kaçak namazımı kılarım. Farz namaz. Çünkü bu benim hakkım. Ama iş tesbihata gelince veya sünnetlere gelince işverenim razı değilse o zaman ben onları yapamam. Çünkü orada bir hak, kul hakkı var. Beri tarafta da Allah hakkı yok. Yani o tesbihat Allah'a bize emrettiği bir şey olmadığı için. Ee, Tabi Kur'an-ı Kerim'de var. Ve sebbihu bukratan ve asıyla falan ama onlar namazla ilgili genelde. Şimdi bu tesbihatı Peygamberimiz tavsiye etmiş. Ee, ve tesbihatı çekerken illa bir seromani şartı yok. Yani toplu bir şekilde toplu olması şartı yok. Müezzinin işte önce işte söyleyerek arkasından cemaatin devam etmesi şartı yok. Camide yapılması şartı yok. Yolda giderken de tesbihat yapabilir. Eğer engel değilse işinin başındayken de yapabilir. Ama hiç yapamadı. ve bundan dolayı günaha girmiş olmaz. Başka bir seyircimiz demiş ki, dükkanda kiracıyım, dükkan sahibim vefat etti. Çocukları ve eşi Fransa'da oturuyor. Bir kızı Türkiye'de mal varlığı bölünmedi. Bir evinde Türkiye'deki kızı oturuyor. İki dairesi boş. Benimle beraber iki de kiracısı var. Türkiye'deki kızı kirayı yüzde arttırdı. Verdim. Kendi kontrat hazırlamış, bazı maddeler koymuş. İstediği zaman itiraz etmeden çıkacağıma, kirayı her ayın biriyle ile beşi arasında ödemediğim takdirde %5 vade farkı konulacağı gibi maddeler. Ben de imzalamadım. Beraber gidip avukat ya da noter huzurunda imzalayalım dedim kabul etmedi. Şimdi de illa çık ben tadilat yapacağım diyor. Ben de kardeşlerine söyledim. Annesi, kardeşleri sen otur diyorlar. Bu da yok onlar burayı bilmiyorlar çıkacaksın diye diretiyor. Ailenin vekil kıldığı amca çocukları var. O da kardeşlerinin dediği gibi burada otur diyor. Ben bu durumda ne yapmalıyım? <laughs> Epey karışık bir. Evet, iş. karışık bir durum hocam. Şimdi önce şu var. Bir, iş, kiraya veren kişi öldüğü zaman fıkha göre kiraya veren öldüğünde kira akdi otomatik olarak sonlanmış olur. Sözleşme bitmiş olur. Ha, ondan sonra mirasçıları isterlerse yeniden sözleşme yaparlar, isterlerse kira sözleşmesi isterlerse başka birine verirler. Evet. Şimdi burada adam ölmüş, bitmiş. Bu kızı kira sözleşmesi yapmış, bu şeyle beyefendiyle yapmış. Niye? Yüzde yetmiş zam istemiş, bu da vermiş ve o da razı olmuş. Bu yeni bir sözleşmedir. Ha şimdi bundan sonra bu ortaya koyduğu şartlar. Ki bu şartlar ilk yüzde yetmiş artırılırken konulmuş şartlar değil. Yani demiş ya ilk işte baba ölmüş. O evet. kızı demiş ki yüzde yetmiş zam yapacaksın demiş. O da tamam demiş ve anlaşmışlar. Bu esnada şu zamana kadar bu zamana kadar diye bir şeyde şartta koşmamışlar. Bu kız kadın sonradan sonraya böyle bir evet. şey zorlamaya girmiş. Dolayısıyla burada bir sakatlık var. Bu bir. iki. O dükkan sadece o hanımefendinin değil. Onun oradaki payı belki beşte bir. Bilemiyorum yani. Kaç tane kardeşleri var, erkek Hı -hı. nedir, kız nedir bilmiyoruz. E, dolayısıyla o sadece kendi hissesinde söz sahibi olabilir. Kendi hissesinde. Diğer kardeşler de e, amcaoğullarını vekil etmişler. Ve diğer kardeşleri ve anneleri ki anneleri de mirasçıdır. Orada ortaktır. Bu soruyu soran kişinin kiraya bu şekilde devam etmesini söylüyorlar. Vekil olan da söylüyor. Bu durumda e, benim... E, her tarafı birden dikkate alarak söyleyebileceğim şey, kanaatim... ...o dükkanı boşaltmak zorunda değil. Hmm. Peki. Ama diyelim ki bir sene dolmuş ki örfen dükkanlar aylık tutulmaz bizim. Yani evet. Bir aylığına kimse dükkan tutmaz yani. Ya seneliktir veya daha fazladır. Ondan sonra tüm mirasçılar bir araya gelip... ...arkadaş biz artık kirayı feshetmek istiyoruz derlerse... ...veya bu dükkan bu kirayı feshetmek isteyen hanıma düşer de mal bölüşümünde o çık derse o zaman durum değişir. Mazlum Balcı isminde bir seyircimiz demiş ki, üç çocuğum var. Çocuklarıma Allah korkusunu nasıl öğretebilirim? Vallahi bu tabi e, tabii çocuklar kaç yaşında onlara nasıl Allah korkusu öğretilir? Allah korkusundan ziyade Allah sevgisi evet. tabii öğretilmeli öncelik olarak. Şimdi şu... Hani rahmeti daha geniş Cenab-ı Vesiat rahmeti ala gadabi var. Evet. Yani benim rahmetim gadabımı kaplamıştır. Rahmetim gadabımdan daha fazladır. Tabi Cenab-ı Hak cezalandıracaktır da yani ama mükafatlandıracaktır da. Genelde bizim hocaların en çok tenkit edildiği noktalardan birisi hocalar hep cehennemle korkutur. Hiç cenneti heveslendirmez derler. Evet. Ee, Tabi bunda biraz da gerçeklik payı var. İnsan korktuğundan daha çok çekiniyor haliyle. Ama sevdiğine de daha çok itaat ediyor etmesi gerekiyor. O yüzden çocuklara Allah sevgisini. Peki evet. bu Allah sevgisini nasıl aşılar? Allah'ın verdiği nimetleri hatırlayarak, hatırlatarak. Efendim, öbür dünyada Allah'ı sevenlerin şeyi karşılaşacakları güzel nimetleri hatırlatarak. Cenneti, cennetteki olanları. Bunları herhalde söyler. Ha şunu da diyebilir elbette ya. Ama şunları yaparsan da Allah cezalandırır. Şimdi e, biraz da tabii çocuklara onları etkileme, onlara efendim e, bir şeyler söylemede yöntem, o Biraz da pedagojinin işi tabii pedagojinin. E, bunu pedagoglar daha iyi bilirler. O çocuk psikolojisini bilenler daha iyi bilirler. Ama benim aklıma gelenler bunlar yani. Allah sevmeli, sevdirmeli bunun çabasında olmalı. Bunun için Allah'ın verdiği nimetleri bol bol hatırlatmalı. Bak bunu sen ne güzel konuşuyorsun. Allah bu nimeti verdi. Sağlığın yerinde. Bak işte yiyorsun. Kahvaltıda şunu yiyorsun. Onu Allah verdi gibi neyse. Bu şekilde ve bu öteki dünyada nimetlerin buradakinden çok daha fazla olduğunu ama Allah'a isyan ettiği zaman da Allah'ın cezalandırabileceğini bunları anlatır. Peki hocam. Başka bir seyircimiz, cünüp bir şekilde zorla camiye götürülürsek ve cemaatte namaz kılarsak diğer kişilerin namazında bir sıkıntı olur mu? İmam olmadıktan sonra diğer kişilerin namazında bir sıkıntı olmaz. Evet. Tabii cünüpken zorla nasıl namaza götürülür insan onu anlamak da zor. Ama şu aklı geldi, yani adam diyelim ki cünüp olmuş, Evet. bunu söyleyemiyor, arkadaşları camiye gidiyor. E bu da gitmek istemiyor. Onu zorla götürüyorlar camiye. E bu da söyleyemiyor ki ya ben camiye gidemem şöyle bir sıkıntım var diyemiyor. Herhalde bunu kastetsek. Evet. Böyle bir durum olduysa diğer namaz kılanların namazına hiçbir zarar olmaz ama dediğim gibi imam olmamak kaydıyla imam olmaması lazım. Kendisi haliyle kıldığı namaz namaz olmaz. E belki Allah yani aslında cünüp olan kişinin camiye girmesi caiz değil. E bunu utanmadan söylemesi daha iyi arkadaşlarına. Ya ben şu durumdayım. Ben camiye girmeyeyim demesi daha yerinde ama diyememiş, utanmış. Allah affedersin. Eyüp Bey demiş ki, camide farz kılınırken cami dolu olmamasına rağmen müezzin yerinde bir iki kişinin ayrı safta farza uymaları caiz midir? Yani buna caiz değil demek zor ama doğru mu doğru değil bence. Yani böyle makam yok camide makam yok. Evet. Yani müezzinlik makamı, imamlık makamı yok. Ancak tabi imam önde olacak. Ve tabi bizim şeyimizde, e, geleneğimizde e, imamın namaz kıldırdığı yere mihrap diyoruz ya. O mihrap biraz içeriye dolu oyuk oluyor. Neye oyuk oluyor? Arkadaki safı daraltmamak için. Biraz da e, geride kalan, sesini duymayanlar hareketini görsün diye yüksekse oluyor bir. Evet. Hatta o yüksekse olmasını caiz görmeyenler de var. Yani düz olması lazım deniyor bazı fıkıh kitaplarında böyle geçiyor. Ee, yani orası ancak imamın diyelim namaz kıldırırken makam, mı, yani makam diyeceksek. Müezzinlik için böyle bir yer yok, böyle bir şey yok. Ama geleneğimizde öteden beri yani özellikle bizim şey geleneğinde, Osmanlı geleneğinde büyük talatim camilerde falan hatta biraz da yükseklerde müezzin mahfilleri var. Orada kılıyorlar. Küçük camilerde falan gerek yok bunlara. Yani aynen saf arasına katılıp müezzin orada. Bakıyorsunuz camide bir saf var. Müezzin orada tek başına oturmuş müezzin mahfilinde. Ve mikrofonu da sonuna kadar açmış. Hiç gerek yok bunlara. Sadelik esastır. Sadelik, samimiyet, ihlas. Ve tabii saf da olmak daha iyidir. Ama orada namaz kılması caiz değildir demek de doğru değil. Başka bir seyircimiz demiş ki kabir nur namazı diye bir namaz var mı? Hayır yoktur. Öyle bir namaz yoktur. Böyle hiçbir şeyde hadis kitabında böyle bir namazdan bahsedilmez. Bunu bu şekilde yani kılıp yani nereden gelmiş hocam bu kabir nur namazı diye? Valla öyle gelmiş. çok şeyler gelmiş ki aslı astarı olmayan bu da onlardan bir yerden gelmiş işte. <laughs> Peki. Başka bir seyircimizin sorusu. Hububat nakliyatı yapıyoruz. Bu nakliyeyi kooperatif olarak yapıyoruz. Bu caiz midir? E niye caiz olmasın ki? Yani nakliyatı nereden nasıl yapıyor? Kooperatif olmasının şeyine. Yani soru çok net değil. Yani ben Evet. E, bir başkasına ait yükü taşırım. O taşıdığım yük ister nakliyat olsun, bakliyat olsun, ister hububat olsun, ister demir çelik olsun fark etmez. Yani ben sonuçta birinin malını buradan alıyorum, başka bir tarafa götürüyorum ve ücretim... Ücretimi alıyorum. ha Ben bu taşımayı yaparken kooperatif olarak mı yapıyorum, tek başıma mı yapıyorum o değişmez. Ancak şöyle bir sıkıntı olabilir belki onu sormak istiyorum acaba. Şimdi bazı böyle sınırlı e, sorumlu kooperatifler var. Mesela nakliyeciler kooperatifi diyor. Evet. Sınırlı sorumlu. Bunlar ne yapıyor? E, bazı yerler için şey uyguluyor, sabit fiyat uyguluyor. Diyor ki mesela İstanbul'dan Ankara'ya işte bir kamyon efendim 5 bin liraya gider, 10 bin liraya gider neyse diyor. Ve o kooperatife üye olmayana İstanbul'dan yük vermiyor o bulunduğu yerden. Tabii İstanbul gibi yerler zor da, küçük yerlerde. Ve dolayısıyla rakabeti önlüyor. Ve bu da şeye zarar veriyor, müşteriye zarar veriyor. Eğer buysa maksadı bu doğru olmaz. Yani serbest piyasa olacak. Hatta şöyle bir fıkıhta hüküm var. E, burayla onu irtibatlandırabiliriz. E, ortak malı bölüştürmeye taksim derler biliyorsunuz. Veya kısmet derler, taksim. Evet. Şimdi taksimi yapan, mesela miras taksimini yapan, bir mirası hesaplayan var. Bir de o hesap bittikten sonra oranlara göre o malı bölüştüren var. O olanlara göre malı bölüştürenlere de taksimci denilir. Kasim denilir ve onun çoğu da kutsandır. Fıkıhta. Şimdi diyor ki mal paylaştırıcıların yani kutsamın, kasimlerin kendi aralarında bir birlik oluşturmaları caiz değildir. Onlara izin verilmez diyor. Allah Allah. Niye? Niye? Çünkü rekabeti önlüyor. Yani bir şehirde, diyelim ki bir kasabada beş tane bu işi beceren var. Evet Bu işi yapabilen var. Herkes kendi halinde olsa, yani böyle bir, bir birlik oluşturmasalar, birisi 50 lira, öteki 60 lira, öteki 40 lira diyebilir. Ama hmm. bunlar birlik oluşturuyorlar, diyorlar ki 60 lira aşağı yapmayacağız. Ne oldu şimdi? 20 liraya yaptıracağı işi 60 liraya yaptırmak zorunda kaldı. Evet. Onun için ona izin verilmez diyor. Hatta la yutrakul kussamu e, öyle, öyle ifade var. Yani Kasım, işte taksimciler din e, e, kendi aralarında birlik oluşturmalarına izin verilmez. O, o terk edilmez o halin yolla. Şimdi bu kooperatifcilik de eğer bu da soru oysa yani biz taşıyıcılar kooper kooperatifiyiz. Evet. Ve kendimize üye olmayana iş vermiyoruz. Ve dolayısıyla fit fiyat, şey, tek fiyat uyguluyoruz. Ee, bu, bu şekilde taşıyabilir miyiz? Bu doğru değil. Niye doğru değil? La darar ve la drar. Yani zarar vermekte yok, zarara zararla mukabele etmek de yok. Yani benim bir yükümü buradan 5 e, bin liraya götürecek biri varken, sen onun önünü kesip de 7 bin liraya beni mecbur tutarsan bu hakka gelir. Peki hocam. Bir sesli sorumuz varmış. Efendim hep birlikte sesli sorumuzu dinliyoruz. Selamünaleyküm hocam, hayırlı akşamlar. Benim bir sorum olacaktı. Abim İzmir'de beyin kanaması geçirdiğinde hastaneden çıktığında evine girerken ayaklarının dibinde kurban keseceğim diye adak adamıştım. Fakat ben şu anda Sakarya'dayım. Adamı buradan gerçekleştirsem kabul olur mu? Teşekkür ederim. Evet. Hocam. Olur inşallah. Yani o illa orada kesmesi, kardeşinin ayağının önünde kesmesi böyle bir şey şart değil. Geçerli değil bu şartlar. Mühim olan burada adağını yerine getirmesidir. İsterse ada pazarında, isterse kardeşin nerede oturuyorsa orada kesebilir. Peki. Sevtap isminde bir seyircimiz demiş ki: "Hocam cemaatle kılınan namazı sünnetine yetişemediğimiz zaman hangi vakitlerde farzan sonra sünneti eda ederiz veya hangi vakitlerde sünneti kılmayız?" Sadece öğle namazında farzan sonra sünneti kılar. Onun dışındaki namazlarda farzan sonra sünnet kılınmaz. Evet. Bir defa sabah namazından sonra sünnet kılınmaz. Güneş yükselinceye kadar. Öğle namazında, öğleden önce dört rekat sünnet var ya. Evet. Camiye gittik, o dört rekat sünneti kılamadık. Ha onun farzdan sonra kılabiliriz. Ha ikindi sünneti kılamadık. Farzdan sonra kılamayız çünkü... İkin namazının farzından sonra nafile namaz kılınmaz. He, akşamda zaten şey var. E, akşam namazının sünneti farzdan sonra kılınır zaten. Evet. Onda hiç problem yok. Yatsı da gayri sünnettir. Yatsı da da yatsı namazından sonraki iki rekat sünnet kılınır yeter. Önceki dört rekatı kılmak gerekmez. kılarsa da bir zararı olmaz. Çünkü yatsıdan sonra nafile kılınabilir. Ona engel yok. Yatsıdan sonra ama e, diğer ikindi ve sabah öyle değil. Peki. Başka bir seyircimiz: Hocam evde cemaatle namaz kılarken kendimize namahrem olan kişilerle aynı odada namaz kılabilir miyiz? Örneğin kaynımla. E şimdi tabii cemaatle namazda saf düzeni belli. En önde erkekler. Evet. Onların arkasında çocuklar, onların arkasında hanımlar duracak. Yani şimdi e, kayın burada örnek kayın. E, o erkeklerle ön sırada geri tarafta bu hanımefendi ikinci veya üçüncü safta imamı uyarak namazları kılabilirler. Camide de yapabilirler bunu, kılabilirler. Yani camide evet. diyelim ki caminin ön tarafında erkekler, arka tarafında bayanlar saf tutmuşlar. Namaz kılıyorlar. Zaten şu düzenleme var ya. Yani saf düzeni derken önce erkekler, sonra çocuklar, sonra kadınlar dediğimiz zaman Zaten bunlar aynı mekanda namaz kılıyorlar demektir. Evet. aynı mekanda namaz kılıyorlar demektir. İster bu cami olsun ister şey fark etmez. Ama burada tabi e, ciddiyet efendim önemlidir. Teşettür önemlidir. Oturup kalkarken dikkat önemlidir. Bunlara nihayet edildikten sonra problem olmaz. Peki bir kadını kendisine namahrem olan bir erkek namaz kılarken görürse kadının namazı bozulur mu? Bozulmaz. Hiç alakası yok bozulmaz değil mi? Bozulmaz yok. Bir diğer seyircimiz özel bankadan alınan promosyon devlete verilebilir mi? Bir okula demirbaş veya tüketim malzemesi almak gibi. Vallahi şimdi yine promosyona döndü iş. <laughs> o promosyon konusunda hep dediğimiz şey şu fakirse kendisi harcayabilir, değilse fakire verir. Evet. E şimdi devletin bir okuluna vermede tasattuk sayılabilir. Ee, öbürü neydi? Ne ee, yapabilir miydi? Özel Özel bankadan alınan promosyon devlete verilebilir. Devlete verilebilir. Okula Demirbaş yani Bu şey borcu maalesef. değil, borcu olarak değil. Yani evet. vergi vergi yerine değil de okula demirbaş Okul tamam. hizmetinde kullanılmak üzere bir eşya olabilir. olabilir o. Olabilir. Seyircilerimizden biri demiş ki: "Hocam namazda sureleri okurken okuma hızımız ne kadar olmalı? Harfleri mahrecinden çıkarmamız gerekiyor mu?" Elinden geldiğince tabii yani yapabildiğin evet. kadarıyla Marjı yerinden çıkarmalı ama camide imamın okuduğu yavaşlıkta okumakta şart değil. Biliyorsunuz bazı harfler uzatılır. İşte, meddi munfasıl, meddi arız, meddi muttasıl gibi, evet. meddi tabi gibi bu tecvid kuralları var. Bilenler bunları uygular ama mesela işte diyelim ki meddi munfasılı dört elif miktarı dediğimiz ölçüde çekme yerine iki elif miktarı çekse tek başında. Bunun bir sakıncası olmaz. Yani makarici hurufta ee, yani illa cemaat imamın ona dikkat etmesi diye bir şart yok. Kur'an-ı Kerim okuyan herkes becerebildiği kadarıyla o maharic huruf ne demek? Harflerin çıkış yerleri. Bunu yerine getirmeye çalışmalı. Yine namazla ilgili olarak başka bir seyircimiz. Dört rekatlık bir namazda dördüncü rekatın tahiyyatından sonra veya önce 5. rekata kalkan ne yapmalıdır? Namazı yeniden mi kılmalıdır? Şimdi beşinci rekata kalktı. İster otursun ister oturmamış olsun dörtte. Evet. Aklına geldiği anda geri döner. Yani dördüncü rekattan sonra oturmadığı aklına geldiği zaman veya dördüncü rekattan sonra oturmuş da namazının bittiği aklına gelmiş geri döner. Ettahiyatü okur, sev secdesi yapar. Ondan sonra ettahiyatü ve salli bari okuyarak selamını verir. Bu ne zamana kadardır bu? Ne zamana kadar böyle devam eder? Ee, o ayağa kalktığı zekatı secde ile kayıtlayıncaya kadar. Yani dördüncü zekattan sonra oturmamış ayağa kalkmış. Evet. Veya oturmuş etayatı okumuş ayağa kalkmış. Fatiha okuyor. Aklına gelmiş geri döner. Sure okuyor. Aklına gelmiş geri döner. Ruku yapıyor. Aklına gelmiş geri döner. Ne zamana kadar geri döner? Secde yapıncaya kadar. Secdeden önce yani. Geri döner ve demin söylediğim şekilde sev secdesi yaparak namazını tamamlar. Ama o ayağa kalktığı fazla rekatın secdesini yapmışsa, secdesini yapmışsa, bir rekat daha kılar. Eğer dördüncü rekattan sonra oturmuşsa sev secdesi yaparak namazı tamam olmuş olur. Ama dördüncü rekattan sonra oturmamışsa o takdirde namazı yeniden kılar. Yani o zaman Dördüncü rekattan sonra oturup oturmama nerede fark ediyor? E, ayağa kalktıktan sonraki o kıldığı o rekatın secdesini yapmışsak orada fark ediyor. Hı hı. Ama her halükarda dör, o dördü altıya tamamlıyor. Ama dördüncü e, rekattan sonra oturmuşsa sevil secdesi yaparak namazı tamam oluyor. Ama dördüncü rekattan sonra oturmamışsa o takdirde e, o son iki rekat nafile oluyor. Ve namazı tekrar kılması gerekiyor. Peki hocam. Bir başka seyircimiz, ben internette gezinirken şöyle bir yazı ile karşılaştım. Bunu hocama sormak istedim. Yazıda şöyle diyor. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki kişinin kazaya kalmış namazı olsa Ramazan ayının son cuma günü cuma namazı ile ikindi namazı arasında dört rekat namaz kılsa o kişi 400 senelik kaza namazı ödemiş olur. Bu namaz ikindi namazının sünneti gibi kılınır ama bu namazın Birinci rekatında Fatiha'dan sonra 10 ayetel kürsi, ikinci rekatında Fatiha'dan sonra 15 kevser, üçüncü rekatında 3 üç kafirun suresi, dördüncü rekatında Fatiha'dan sonra 3 ihlas oku, namazı bitirip selamdan sonra da 70 istiğfar ve 70 salavat çek diye geçiyor. Bu doğru bir bilgi mi? Hayır. Hiç alakası yok. Böyle bir şey akılda kabul etmez, mantıkta kabul etmez, dinde de böyle bir şey yok. Bunları maalesef duyuyoruz. Evet hocam. Özellikle hanımlar arasında bu tip şeyler çok daha yaygınlaşıyor. Demin bir şey söyledin ya bu nereden kaynaklanıyor diye. Evet. İşte. Kulaktan oradan, kulağa. Oradan buradan kaynaklanıyor ama dayandığı bir şey yok. Yani birisi hangi niyet doğrusu olsun bilmiyoruz. Böyle bir şey uyduruyor. Ve insanlar da kolayına gidiyor. O neyi? Sen 70 sene namaz kılma. Ondan sonra cuma namazından sonra işte bu kadar namaz kıl her şey bitsin. Olur mu böyle şey? Olabilir mi böyle bir şey? Olmaz. Şimdi maalesef ya cahillikten veya efendim kasıtlı olarak dini kötülemek için bu tip şeyler uydurulmuş maalesef. Bunlara kulak asmamalı. Şimdi ibadet konusunda Kur'an ve Sünnet'te olmayan hiçbir şey muteber değildir. İbadet konusunda. Ha hani diğer konularda kıyas yapılabilir. Ondan dolayı ibadet konusunda evet. diyorum. Bunda kıyas olmaz çünkü ibadetlerde. O da Kur'an'da ve sünnette olmayan bir ibadet olmaz, bir ibadet türü olmaz. Ha, Peygamberimiz bir şey tavsiye etmiştir. Tamam onu yaparız. Ama yok böyle bir tavsiye. Bir başkası tutup da peygamber adına, Allah adına böyle bir şey ortaya koyma hakkına sahip değil. Çok büyük günaha girmiş de olur aynı zamanda. Yok bunun asla astarı yok yani. Peki hocam. Son dört dakikamız var. Bir seyircimiz demiş ki müdrik, mesbuk, lahik ne demektir? Bunlar namazlarını nasıl kılarlar? Şimdi bunlar birer e, fıkhi tabir ve namazla ilgili bu. Evet. Kelime anlamı müdrik demek yetişen demek, idrak eden, yetişen. Evet. Hatta mesela bir rekata yetişen kimse diye men edrakerek Aten diye ifade edilir. Hı hı. Bu e, cemaatle namazda e, ee, birinci rekatta iken daha imama uyan kişi müdriktir. Cemaatle namaz kılınırken, camiye gidildiğinde imam birinci rekatta iken imama uyan kişi müdriktir. Yani namazının tamamını imamla beraber kılan kişi. Bu müdriktir. Bu bir. Bunun e, namazını kılmasında farklı bir yön yok. Yani herkes ne yaparsa aynısını yapar. Yani İmamın hmm. namazıyla beraber bunun namazı da geçerli olur müdrik. Şimdi mesbuk demek e, müsabaka var ya Evet. E, Karşılaşma. He, öne kendisinden geçilen demek mesbuk. Kendisinden geçilen kelime manası. Yani Bir koşu düşünün. Hı hı. Önde giden sabık arkada kalan mesbuktur. Hı. Kelime olarak bu. Önüne geçilen. He, mesbuk önüne geçilen. Şimdi bu namazla ilgili olan kısmı namazın bir kısmını imamla beraber kılamayan. Yani cemaate geç yetişen. Evet. Birinci rekattan sonra cemaate uyan kişi buna da mesbuk denilir. Peki mesbuk nasıl namaz kılar? i̇mamla beraber kıldığı rekatın üzerine kılamadığını ilave eder. Yani şöyle, mesela diyelim ikinci rekata yetişti imama. Birinci rekatı kaçırdı. Bu mesbuktur. İmamla beraber son oturuşa kadar devam eder. Son oturuşta aynen etayatıyor okur. İmam selam verdiği anda, sağa selam verdikten sonra Allahu Ekber der, kalkar. O birinci rekatı orada telafi eder, kılar. Peki birinci rekatı nasıl kılar? Eğer kendi kendine namaz kılsaydı birinci rekatı nasıl kılacak idiyse öyle kılar. Yani hı, hı Fatiha okur, sure okur bu şekilde tamamlar mesbuk. Lahik ise e, camide namaz kılarken abdesti bozulup abdesti bozulup tekrar abdest alıp gelen ve arada namazın bir kısmını kaçıran kişiye de lahik denilir. Peki bu evet. ne yapar? Şimdi imamın peşinde namaz kılıyor. Abdesti bozuldu. Bir rekat kıldı imamla beraber ikinci rekatın başında abdesti bozuldu. Gider en yakın yerde abdestini alır gelir. İmam devam ediyor. Dördüncü rekatta. Devam eder namazına. Ne oldu şimdi? Birinci ve dördüncü rekatı imamla beraber kıldı. Hı hı. İkinci ve üçüncü rekatı kendisi kalkar devam eder. Nasıl kılar bunları? Kendiliğinden ikinci rekatı namazın ikinci rekatını kılarken nasıl kılıyor idiyse. Sure ve Fatiha ve Sure okuyarak. O şekilde ol, kılar. Üçüncü rekatı da normal dört rekatlı bir namazın üçüncü rekatını kılarken nasıl kılıyor idiyse yani sure okumadan onu da öyle kılıyor. Peki hocam. Son bir soru sorayım hocam seyircilerimizden gelen. Bir seyircimiz namazdan sonra camide musafa yapılması bidat mıdır? ve bunun bidat olması için ibadet türünden olması lazım. Bunun ibadetle alakası yok. Evet. Yani bunu bir gelenek olarak insanlar birbirlerine işte şey yapıyorlar. Allah kabul etsin diyorlar. Halatı soruyorlar. Bu, buna bid'at denilmez. Yani onun bir sakıncası da olmaz. E bunu yapmanın sevabı da yoktur. E bunu terk etmenin günahı da yoktur. Peki hocam çok teşekkür ederiz. Şimdi... Bu cevapla birlikte bugünkü programımızı noktalıyoruz. Rabbim sizden razı olsun. Abi, Sağlık, afiyet olsun. Kıymetli seyircilerimiz ve kıymetli dinleyicilerimiz bugün bize ayrılan sürenin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Allah nasip ederse hafta içi her gün saat 17 ve 18 arasında sizlerle birlikte olmaya devam edeceğiz. Tekrar görüşünceye dek Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın.